Metaverse. Eminim bu kelimeyi bu aralar çok sık duyuyorsunuz. Hatta belki de ekonomik krizden önce biraz daha da fazla duyuyordunuz. Facebook bu işe nasıl giriyor? Apple'ın yatırımları, Microsoft'un yatırımları, Nvidia'nın yatırımları, bütün bunlar konuşuluyordu. Vatandaşlarımız Metaverse'te arsaları adeta kapış kapış alıyorlardı. Şirketler Metaverse'te ne yapabiliriz sorusunun peşindeydi. Çok popülerdi. Tabii krizde işler biraz karıştı, daha somut konulara döndük. Ama Metaverse muhteşem bir dönüşü mutlaka yapacak. Çünkü Metaverse dünyayı değiştirmeye aday en önemli teknolojik gelişmelerden bir tanesi. Bunca yıldır teknoloji yatırım yapan birisi olarak diyebilirim ki Metaverse kadar heyecan verici çok az şey gördüm. Belki internet devrimi, ben ona biraz geç katılmıştım açıkçası, o kadar etkileyici. İnternetin yaptıklarının çok ötesine gidecek ve bence ekonomik, sosyolojik, politik anlamda hayatımızı değiştirecek, işlerimizi nasıl yaptığımızı etkileyecek, kimlerin başarılı, kimlerin başarısız olduğunu değiştirecek, bazı şirketleri batıracak, bazı yeni girişim önünü açacak, yepyeni bir dünya. Bu çerçevede ben çok büyük heyecan duyuyorum Metaverse'den. İşte bu eğitimde sizi bu heyecana ortak etmek istiyorum. Bu eğitimde sizleri Metaverse kavramıyla tanıştırmak istiyorum ama böyle biraz giriş seviyesi bir şey yapacağız. O yüzden de eğitim adına zaten yeni başlayanlar için Metaverse dedim. Sıfır, hiç teknoloji bilgisi olmayan birisinin Metaverse'ü biraz anlaması ve onun hayatında olan etkilerini, getirdiği riskleri, getirdiği fırsatları anlamasını sağlamak esas odağım. Eğitim bu giriş kısmından sonra 4 ana bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Metaverse teknolojisinin altyapısındaki iki önemli unsurdan bir tanesi olan Web 3.0 üzerine duracağız. Web 3.0 deyince Bitcoin, Blockchain, NFT'ler, akıllı kontratlar, bütün bunları konuşacağız ve bunların Metaverse evreni ilişkisini size biraz anlatmaya çalışacağım. İkinci bölümde Metaverse teknolojisinin ikinci temel bacağı olan artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, genişletilmiş gerçeklik teknolojilerine duracağız. Çünkü bazı yeni donanımlar var. Mesela benim bu gözlüğüm gibi ve bu donanımlar sayesinde sanal dünya ile gerçek dünya birbirine çok giriyor. Bu da Metaverse'ün temel unsurlarından bir tanesini oluşturuyor. Üçüncü bölümde iş dünyasına çok odaklanacağız. Metaverse iş dünyasını nasıl değiştiriyor ona bakacağız. Pazarlama nasıl değişiyor, tanıtım nasıl değişiyor, müşteri ilişkileri nasıl değişiyor, yeni ürün gelişimi nasıl değişiyor, üretim nasıl değişiyor, bütün bunlara bakacağız. Bir yandan da eğitim gibi, sağlık gibi bazı sektörlerden enteresan somut örnekler sunmaya çalışacağım. Son bölümde ise siz buna nasıl hazırlanmalısınız ona bakacağız. Kendinizi nasıl geliştirmelisiniz, yatırım fırsatları neler, neleri takip ederseniz Metaverse'e hakim olursunuz. Son bölümde de bunları ele alacağız. Girişten sonra 4 ana bölüm ve her bölüm kısa kısa videolardan oluşuyor aslında. Alt videolardan oluşuyor. Her videonun uzunluğu da 3-4 dakikada tutmaya çalıştım. Her video kendi için çok anlamlı. O yüzden başlıklardan gidip bu bölüm ilgimi çekti diye onu izleyebilirsiniz. Ama işin bütününü kavramak istiyorsanız eğitimin tamamını baştan sona izlemenize büyük fayda var. Evet, bütün bunlardan sonra hazırsanız Metaverse meselesi nereden çıktı, neden hayatımıza girdi, ne anlama geliyor gibi temel konuları tartışacağımız bu giriş bölümünde biraz daha akmaya çalışalım.